Hazır mısınız? Hayır. Galiba ben değilim. Biz de. Biz de değiliz. Evet. Başlıyorum. İzninizle. İlk elime gelen damat adaylarından bir isim. Önder. Bekliyor muydun? Bekliyorum. Öyle bir şey olabilecek. Peki. Bir gelin adayın ismi var elimde. Kesin benim. Niye böyle düşünüyorsun? Sinirim eleneceğini bozuldu. Düşünüyorsun bu hafta. Yani evet. Sebep? Yani bir adayım kalmadı. Hani Murat'ı da böyle konuştuktan sonra herhalde beni gönderirler diye düşünüyorum. Aday olmayan çok kişi var. Oylamanın sonucunu bekleyelim. Gelin adaylarından ismi yazılmış kişi. İlk defa ismini. Çok şaşırdın Sermin. Ben kendi ismimi bekliyordum ama. O yüzden mi? Aynen, çok şaşırdım. Gözlerim buraya kadar geldi gitti. O yüzden sormak zorunda hissettim. Evet, çok heyecanlı ve çok zor anlar bunlar benim için. Sizin için eminim daha da zor çünkü birlikte yaşıyorsunuz. Bir erkek aday ismi. Doğal olarak sırayla gittiğiniz için isimler de böyle geliyor. Ercan. Bekliyor muydun Ercan? Bir kişiden bekliyordum. Bir kişiden sadece. Evet. Bakalım fazlalaşacak mı? Yani şaşırmam. Yani buna şaşırmadım en azından, öyle söyleyeyim. Buna en azından bir tane. Bir tane bekliyordum. Elemeye şaşırmadım diyorsun. Aynen öyle. Evet. Geldik gelinler evine. Gözlerini açtın. Az önce bekliyorum dediğin. Aynen. Beto geldi. Evet, Sermin efendim. Evet. Devam ediyorum. Bunu da bir kameralara özellikle göstermek istiyorum. Erkek adaylarından bir isim, damatlar evinden bir isim, şiddetle yazılmış, üstüne de çarpı konmuş, üşenmese kuru kafa çizilecekmiş edasında efendim. Yani evet, öyle bir hızla da yazılmış, ağası da yok. Serhan'ın ağası da yok ama anladığım kadarıyla Serhan bu isim. Evet. Şimdi bakıyorum, erkekler evinden Ercan. Oyları da karıştırmamak için böyle koyayım. Önder ve Serhan. Gelin adaylarımızın evinden de Duygu ve Sermin var. Böylece 5 oy kullanıldı. Daha doğrusu okundu. 9 oy var açılmayı bekleyen. Evet. Bir isim daha geldi gelin adaylarından. Eğlenmesini istedikleri bir isim. Önder. Önder, böylece 2 oldu. Senin ismini veren gelin adaylarımızın sayısı. Evet. Hazır mısınız hanımlar? Melis, sen koruma altındasın ama yine ayaklarının titrediğini görüyorum. Çok gerginsin. Niye? Evet. Burada en yakın arkadaşım Ayça, o da koruma altında ama sevdiğim başka arkadaşlarım da var sonuçta. Burada ayrılmak istemediğim insanlar var ve onlardan biri gidecek diye korkuyorum. Damat adaylarının evinde gitmesinden endişe duyduğun isimler var mı? Evet, orada da sevdiğim insanlar var. O yüzden bu gece biraz endişeliyim. Doğru, bu psikolojiyi ben de anlıyorum. Evet, devam ediyorum. Bakalım hangi isim geliyor. Kızlar evi hazır mısınız? Hazır olsa da olmasa da Mehtap, bu ismi açıklıyorum efendim. Ceyda. Bekliyor Olsun muydun Ceyda? Anlamadım. Bekliyor muydun? Evet. Bugün elenecek isimlerden biri olduğunu düşünüyor musun? Olabilir. Her an her şey olabilir yani. Öyle mi? Evet. Yani bundan daha fazla bir olabilir oydan canım, daha fazla olup gidebileceğini düşünüyorsun. Olur olur. Peki o zaman tekrar hatırlatayım. Değerli izleyiciler, Sermin, Duygu ve Ceyda'nın adı söylendi. Erkekler
evi tarafından şu ana kadar. Erkeklerimizdense yine birer oy gidiyor. Bugün bir hani geçtiğimiz hafta finaldeki gibi bir çoğunluk yok. Ercan, Önder, Önder ve Serhan. Bakalım gelecek oy biraz belirleyici olacak mı? Gelinler evinden bir isim var elinde. Sermi. Sermi hiç şaşırmıyorsun. Şaşırmıyorum. Neden? Bekliyordum açıkçası. Yani sence bir eve gelip de bir adayı seçmek veya geçen hafta yaşadığınız kavga mı? Yani bu kadar yeterli mi? Çünkü halk değil, damatlar evi yapıyor elemeyi. Ya sonuçta ortada bir his yok ya da birisine açılmış duygular yok. Fakat iki kişinin arasındaki ilişki arasına girme gibi bir cesaret gibi algılanmış olabilir. Yani bekliyordum açıkçası. Evet efendim, şu anda oylar hani eşit dağılıyor. Geçen haftaki gibi yığılma yok demiştim ama erkekler evinden iki Önder, gelin adaylarımızın evindense iki Sermi var. Bakalım bu denge şimdi gelecek oyla değişecek mi? Yeni açacağım kart belirleyici olacak mı? Erkekler evinden bir isim. Ercan. Niye gülümsedin Ercan? Beklemiyordum. Beklemiyordum. Bir ismin yazabileceğini düşünüyordun sen değil mi? Öyle demiştin. Hı-hı. Peki. Evet, böylece iki Önder, iki Ercan oldu efendim. Erkekler evinde adı yazılan isimler. Kızlar evinde iki Sermin var, bir Duygu var ve bir Ceyda var. Evet. Hemen oyları karıştırmamak, sizleri de yanıltmamak adına sıralayıp devam etmek istiyorum. Böylelikle buradan hemen sayayım. Açılmamış 5 tane oyun var. Bakalım ne çıkacak. Yine gelinler evine dönüyorum. Evet. Ceyda. Böylece oylar iki Sermin, bir Duygu, iki Ceyda ve devam edelim. İki Ercan, iki Önder ve bir Serhan şeklinde. Gelinler evinden iki isim. İki Sermin, iki Ceyda. Damat adaylarının evinden iki isim. İki Önder ismi ve iki Ercan oyu. Ve açılmamış sadece 4 oy. Kader belirlenmek üzere. Erkekler evinden bir isim. Murat. Murat, senin ilk oyun elenmen yönünde. Bekliyor muydun? Geçen hafta da vardı. Şaşırmadım. Normal. Birden fazlasını bekliyor musun? Beklemiyorum. Peki. Evet efendim. Son 3 oy. Tekrar hatırlatmam gerekirse eşitlik bozulmadı. Yine iki Önder, iki Ercan, iki Ceyda, iki Sermin. 3 oyla da çok bozulacakmış gibi gözükmüyor. 4 isim arasında bakalım belirleyici bir oy mu geliyor efendim, yoksa bizi başka turlara götürecek mi?
kenarı. Sizden bir isim var sırada. Selmi. Evet, şimdi sayıyorum. 3 Sermin, 2 Ceyda, 2 Ercan, 2 Önder. 2 oy kaldı, oylama devam ediyor. Çünkü kızlar evinde de 2 oy alan isim var. 3 olursa ikinci tura gidilebilir. Bakalım erkekler evi için, damat adayları evi için ne olacak? Böylelikle damat adaylarının evinden gidecek isim de belli olmuş oldu arkadaşlar. Vedalaşabilirsiniz, ayağa kalkın. Hanımlar siz de. Hayırlısı olsun hakkında inşallah. Evet, biz dışarıda zaten. Görüşürüz. Ev içerisinde, eve uyumlu, ağırbaşlı bir damat adayıydı. Ancak gidişi esere üzüldüğüm kadar beni üzmedi. Adnan'a da daha fazla üzülmüştüm. Zaten bir hafta içinde fazla kendimizi de tanıyamadık. Ama çok iyi bir dost, çok bir insan oldu muhakkak. Önder'cim, renktin, zevkti seni tanımak, katkıların süper için, bize ayırdığın zaman, vakit için çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tüm izleyiciler ve tüm ekip adına. Her zaman da evimizin kapısı sana açık. Sağ ol. Çok teşekkürler. Ve bu oy efendim. Elimdeki oy da gelinler evinden gidecek adayı belirleyecek mi yoksa ikinci turumu döndürtecek bize. Geçtiğimiz finalde olduğu gibi. Evet efendim, ne kadar beklersek bekleyelim sonucu değiştiremeyeceğiz. Bu elimdeki oyu zaman düzeltmeyecek, beklemek düzeltmeyecek. İstemesek de artık bu kararı açıklama noktasına geldik. Bakalım sonuç ne? İkinci tura mı geçeceğiz? Oylarda denklik mi olacak? Yoksa Sermin mi aramızdan ayrılması mı olacak? Evet, ikinci tura gerek kalmadı efendim. Sermin aramızdan ayrılan isim oluyor. Ve bununla birlikte en yeni ve en yeni damat ve en yeni gelin adayı ayrıldı. Lütfen arkadaşımızla vedalaşalım. Ölürüm Ceyda. Kızlar sizin vaktiniz olacak. Yolun açık olsun. Gel, yuvarlanırız. Ben seni çok sevdim. Ben de seni. Görüşelim. Bakar dışarıda. Bana ilk geldiğin günler gideceğimi söylüyordun. Büyük konuşmamak lazımmış. Bence bak sen git. Bence kalıcı değil burada. Konuş. İçmeyi unutuyorsun sen. Ceyda. Daha çok işimiz var senin. Ne olursa ona, tamam mı? Sakın. Tamam. Daha çok işimiz var. Memnun oldum. Bu kadar kendine. Bana. Memnun oldum. Benim unutma. Abicim. Yanına açık olsun. Her şeyde bir hayır vardı. Hayatta başarılar sana. Sağ olasın. Ne olur,
sen yeter ki sen kısmetse.